Best Model of Turkey yapıldı ve buradan da hem bir bayan, güzel bir arkadaşımız, hem de yakışıklı bir erkek birinci oldu. Önce onları alkışlarla buraya alıp kısa sohbet edelim. Furkan Paralı, Tuğba Melis Türk geliyor alkışlarla. Evet, bir kocaman alkış onlara, bir hoş geldin alkışı. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi abi. Mutlu musunuz? Çok mutluyum, çok gururluyum. Ve açalım sesi. Alttan kapalı ikisi de. Şuradan açayım ben abi. Yayında açılacak mı? Yayında açılacak demişler. Sen kullandıkça açılıyor bu, yavaş yavaş. Ayakkabı gibidir bizim mikrofonlar. Ha? Sen al, ben kamerayı tutayım biraz. Gel aç abi, gel. Gel. Biliyorsan, ben denedim olmuyor. Sen açabiliyorsan ne mutlu. Ne diyorsun ya? Ve onu da ben yapayım hani. Bu nasıl böyle bir şeyle nasıl açılıyor ya? 2 saat bızıkladım ben bunu. Neye bastın? Kırmızıya mı basıyorsun? S. A. Bir programımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün mikrofonları açabilecek miyiz onu test ettik Kanal D'de. Haftaya inşallah cep telefonumuz çalışıyor mu ona bakacağız. Programlarımızı kısa ve öz yapıyoruz. Evde çalışmayan eşyanız varsa getirin, burada çalıştıralım, programımızı yapalım. Hocam be Aslan Ergal. Yakışıklı bir adam, güzel bir kadın bizlerle beraber. Önce duygularınızı öğrenelim. Best model oldunuz, hem de of Turkey. Evet, neler hissediyorsunuz? Güzel bir geceydi öncelikle. Evet. Onun dışında inanılmaz bir duygu. Çok onur verici. Harika. Onun dışında nerede temsil edeceksin? Da... Onun dışında, hep dışında kalmış her şey. Her şey onun dışında. Güzel bir gece. Evet. Nerede? İstanbul'da olacak yarışmamız. İstanbul'da ne olacak? Best Model of the World. Best Model of the World. Hocam siz nerede temsil edeceksiniz? Aynı. Aynı, evet. Best Model of the World. Senin ses mikrofon yine... Sen bunu ben sana verdiğimde bızıklıyor mu? Bir şey mi yapıyorsun? O mikrofonla ikimizi idare edelim. Ben de Best Model of the World'da temsil edeceğim. Ay! Ay, kıyamam. Ya. Ya. Bunun haberi yok. Şimdi o söyledi ya, kıskandı. Onun için şey yapayım. Ben de orada temsil edeceğim. Annemler gönderdi beni. O kız ne yaparsa aynısını söyle dediler. Peki, hemen konuya gireyim. Öncelikle senin Bolonkay'dansın değil mi? Evet. Evet, senden. Evet. Sen hangi ajanstansın? Yaprak Bayraktar, Neslihan Üzer. Peki, oradan. Geceyi Erkan Özarman, tabii her zaman olduğu gibi büyük üstad düzenledi. Hemen geceyle ilgili bir iki notumuz var, onları biz bir geçelim. Şunlar çünkü bayağı konuşuldu. Serkan'la ilgili. Serkan Tanırgan'la eşit puan aldık ama tescilli best model benim demiş. Furkan Palalı. Evet, yani sen demişsin bunu. Benim. Evet. Evet, sen demişsin işte bunu, sen demişsin. Bu benim abi. Bu nedir abi, bize açıklayabilir misin bunu, ne olduğunu? Aslında gece çok güzeldi abi, her şey çok yolunda gitti yani. Bayağı evden çıkıp gitmiştik. Gece yani, çok güzel başlamıştı. Normal bir gün gibi gittik. Evet. Gece çok güzel sonuçlandı, benim istediğim gibi sonuçlandı. Çok yani uzun süreç, uzun bir maratondu ama evet, galip geldik. Çok büyük bir organizasyon, çok prestijli bir yarışma. Ve benim için çok gurur vericiydi. Ama... Sabah bir uyandım, çok mutluydum, çok mutsuz uyandım çünkü haberlerde benim fotoğrafım var, Çağatay'la el eleyiz falan, altında başka birinin ismi yazıyor. Ya da onun... Ya Çağatay'la el ele olduğun için mi mutsuz uyandın yoksa altta başka bir isim olduğu için mi? Evet, başka birisinin ismi yazıyor diyor. Evet, evet abi. Ne oldu abi, yani başka birisinin isminin yazması, 2 tane mi birinci vardı yarışmada, öyle mi oldu? Abi puanlar eşitti. Evet. Erkan Özarman'ın açıklaması da şu şekilde. Puanlar eşit fakat 2 tane birinci yapamam. Best Model of the World'de manken olan Manhunt'a da
diğer arkadaşı göndereceğim dedi. Evet. Önce o anons edildi. Evet. Sonra da Best Model of Turkey olarak ben anons edildim. Evet. Zaten şu sende şu anda yani değil evet. mi? Yani evet. Bu sende. Diğer arkadaşa da başarılar dileyelim. Bir alkış da ona gönderelim. Evet. O da birinci olmuş. Ne güzel. Tebrik ediyoruz kendisine. Bu konuda konuşmaktan tabii ki sıkılmışsındır, belki yorulmuşsundur ama bu konuyla ilgili benim söyleyeceğim şey, bir porno filmde oynadı diye bir ablamız kalktı orada bir şey yaptı. Halbuki film bir korku filmiydi. Korku filminin içinde de ufak da olsa bir sevişme sahnesi vardı. Sen de burada sanatsal değerini yerine getirmek için bu rolde oynadın. Fakat iş basına bir anda porno da oynadı diye. Sonra ikinci günde oynamamış diye. Ama o ilk günün izi nedense işte öyle bir şey oldu. Fakat tabii ki hiç kafana takma böyle bir şeyi. Yok, takmadım zaten. Aynen. Sonuçta insan kendine yaptığını bildikten sonra tabii hiçbir şey takmıyorsunuz. Kesinlikle. O bir filmde. Rolümün gerektiği sahneleri çektim. Çektin. Son söyleyeceğin de bu konuyla ilgili budur değil mi? Budur. O bir filmdi sadece. Filmin içindeki küçük bir kareydi. Peki. Gücendiğin, küstüğün bir şeyler oldu mu? Olmadı. Yok, olmadı. Tamam. İşte kendini bilen bir insan, ne yaptığını bilen bir insan. Vicdanın rahat. Kafayı yastığa koyduğun zaman rahatlıyor. Tamam. Bitti gitti. Nerede okuyorsun? Neler yapıyorsun? Biraz tanıt bize kendini. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okuyorum. Evet. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin içine bir tane yaratık kaçmış. Bu ne? Bu ne arkadaş? Alkış tam ya! Okulda görürüm ben seni falan diyor. Evet. Evet. Peki. Üçüncü sınıftayım. Kaçıncı sınıf? Üçüncü sınıf. Yaş drama kaç? Ve oyunculuk bölümündeyim. 21. 21 yaşındasın. Hangi bölümdesin? Drama ve oyunculuk. Drama. Bayağı da bir şeyde oynamışsın. Nelerde oynadın? Annem dizisi, Bez Bebek, Senin Uğruna, Sevgili Düşmanım, Unutulmaz, Kolpaçino Bomba, Cehennem 5 yaşında mı başladın? Kaç yaşında var hepsini söyledim. Nokia 2008, Asosyal Bilgiler, Reklam. Reklamı da söylediğin iyi oldu. Tebrik ederim, harika oldu. Harika, bütün reklamları söyleyin. Oldu mu? Haftaya da biz kapalıyız, gene yine otururuz burada hep beraber. Tamam. Allah Allah. Bir de rahat rahat. Aynen, aynen. Peki. İdealinde ne var? Neler yapmak istiyorsun? Oyuncu herhalde. Oyuncu olmak istiyorsun. İyi bir sinemacı Yok, olmak. Yok, bunu hep bana soruyorlar. Oyunculukla modellik bir arada gitmez. Bir tanesini seçmek zorundasın diye. Bir tanesini seçmeyi düşünmüyorum. İkisi de bir arada gidecek. Evet, hem modellik bir arada gidecek hem oyun. Sana soracağım ama daha önce şimdi bu iki arkadaşa iyi bakın. Gerçekten de iyi bakın. Çünkü bugün ay çocuklar ne güzel gelmişler durumu var ama yarın öbürsü gün Best Model'dan çıkanların hepsi bir şey oluyor. Yani gerçekten çok iyi yerlere geliyor. Tolgahan Sayışman buradan, Kıvanç Tatlıtuğ buradan, Kenan İmirzalioğlu buradan, Deniz Akkaya buradan, Burak Özçivit buradan değilse bile nereden? İşte kim bilir nereden? Burak Özçivit de bir yerden, o da bir yerden yani. Bayağı bir çıkan var yani. Ayşe Hatunal Dünya Güzellik Yarışması'ndan birçoğu oradan. Bizim programımıza daha önce gelmiş, Best Model'dan çıkmış bizim programımıza gelmiş sizin gibi arkadaşlardan bir 4-5 tanesini bulduk. Onları bir izleyelim. Kimler var? Tolgahan Sayışman'ın ilk hali. Tuğçe Güder'le beraber gelmiş. Deniz Akkaya, Kenan İmirzalioğlu ve Ayşe Hatun Önal BTV'leri var. Çok kısa bakalım onların o günkü hallerine. Dünyanın en yakışıklı adamıyla dünyanın en iyi modeli geliyor. Tolga ve Tuğçe geliyor aslında. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl keyifle? İyiyiz. Çok güzel. Harika. Gerçekten de adam da kız da dedikleri kadar var mı? Dünyanın en iyi mankenleri seçilecek Türkiye'de. Arkadaşlarımızı da tanıyalım bence hemen. Ve Türkiye'yi temsil eden hanım olarak sevgili Deniz. Sevgili Deniz. Akkaya. Deniz Akkaya. Sevgili Kenan. İmirzalıoğlu. Evet. Biraz zor olacak zor. Ama güzel oldu. Kanal D'nin düzenlediği güzellik yarışmasında birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan güzellerimiz var. Sizden başlayalım o zaman. Neler değişti hayatınızda? Çekimlerin dışında aslında çok da fazla bir şey değişmedi. Daha önce ne yapıyordunuz güzellikten önce? Güzellikten böyle bir soru. Evet, bendeki cesarete bakın. Kendi eski halimi bile gösterdim. O uzun saçlı halim neymiş abi benim ya? Stüdyoda kahkaha koptu. diye. Peki.
Hocam son olarak sana da sorayım. İleride neler yapmak istiyorsun? Nerelere gelmek istiyorsun? Onları öğrenelim. Sen de jeoloji mi okuyorsun? Nerede? Ben jeoloji mühendisi mezunuyum abi. Hacettepe'den. Evet. Abi. Güzel güzel tamam. Marmara Üniversitesi'nde de radyo televizyon okuyorum. Marmara Üniversitesi radyo televizyonda okuyorsun. Evet. Yüksek lisans. Öncelikle enteresan bir yarışma oldu. Arkasından bir iki haber çıktı ama tekrar söylüyorum. Erkan Özarman bu yarışmanın arkasında olduğu için yarışmada herhangi bir soru işareti kalmasına kafamızda gerek kalmıyor. Erkan abi de bizi seyrediyorsa ona da büyük alkışlar bugüne kadar bütün yaptıkları için. Sağ olsun, var olsun.